Ekranda bir nokta grafiği ile gösterebileceğimiz bir veri var. Regresyon doğrularından bahsetmeye başlamışken size buraya bir regresyon doğrusu yerleştirip yerleştiremeyeceğimizi sormak istiyorum. Denersek buna benzeyen bir şey çizebiliriz. Ben şu an göz kararı bir çizim yapıyorum ama bu veriyi bir bilgisayara verirsek bu uzaklıkların karelerinin toplamını minimize etmeye çalışır ve bu sayede de çok daha doğru bir çizim yapabilir. Her neyse şu an bunun son derece zor bir şey olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bazılarınız bu noktada bunun üstel bir veriye benzediğini ve bu yüzden de bir üstel ilişki kurabileceğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Evet, buna benzeyen bir şeyden bahsediyorum. Bunu düşündüyseniz haksız da sayılmazsınız ama size bildiklerimi kullanarak bu veriye doğrusal regresyon uygulamanın bir yöntemi olduğunu söylemek istiyorum. Bunu x ve y'yi grafiğe yerleştirmek yerine x ve logaritma y'yi yerleştirerek yapabiliriz. Evet bu veriyle bu veri birbirinin aynısı. x değerlerinin aynı olduklarını görüyorsunuz değil mi? Y değerleri için de bunların 10 tabanındaki logaritmalarını aldık. Mesela 10 üzeri kaç? 2307,23'e eşittir. Görünüşe göre bu kuvvet 3,36'ymış. Evet, 10 üzeri 3,36, 2307,23'e eşitmiş. Bunu buradaki bütün y değerleri için yaptığımızda bunları elde ediyoruz ve bu değerleri grafik üzerinde gösterdiğimizde karşımızda çok net bir görüntü oluşuyor. X ve y'nin logaritmasının grafiğini çizdiğimizde aralarındaki ilişkinin doğrusal bir ilişki olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu arada x ile y'ler arasındaki gerçek ilişki doğrusal değil. Bunun daha çok üstel bir ilişkiye benzediğini bile söyleyebildik. Ama veriyi dönüştürdüğümüzde ve bunu yapmanın farklı yolları da vardır. Mesela burada y'nin logaritmasını aldık ve artık doğrusal regresyon analizi yapabiliriz. Çünkü buraya doğrusal bir regresyon doğrusu yerleştirmek mümkün. Evet, buna benzeyen bir doğru düşünün. Ne kadar da düzgün bir şekilde yerleşiyor öyle değil mi? Ve bunu üstel bir ilişkiye tercih etmemizin sebebi de doğrusal regresyon. Eğim çevresinde hipotez testi ve güven aralıkları konusunda çok fazla şey öğrendik ve bunları kullanıyoruz kullanmayı isteriz. Öyle değil mi? Ayrıca buraya doğrusal bir regresyon uyguladıktan sonra da doğrusal modelden üstel modele geçiş yapmak hiç de zor olmaz. Bu yüzden X ve Y arasındaki ilişki doğrusal olmadığında bile doğrusal regresyonu kullanabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın ve bunu dönüştürme yoluyla elde edebileceğimizi de. Burada Y'nin logaritmasını alarak X ile logaritma Y arasında daha doğrusal bir ilişki elde ettik.